Emşi Hamid Ayken Burumet Gelle Khaheşa Khairatın Avedeken Un Khairatın Aha Piroz Un Ser Çave Mere Ser Sere Mere Un Hatın Un Khairatın Velate Roje Ev Aha Aha Piroze Dayken ve Ahaj Pirozen Hafte Pen Salberi ve Rumeta ve Ahe Rebere Vivelati Rezdar Öcalan Hatı Sarriyadine Emd Bejen Emd Bejen Emd Em dibêjin rezdar Öcalan, rehber Öcalan, bira rojbûna te pîroz be, bira rojbûna gelê Kurd pîroz be, bira rojbûna milletê me pîroz be. Bele, armanca me em li vir. Armanca geldi me liver zelale. Dişteki ve şartı em nakın. Dişteki aşkere ve kiriye em dibeşin. Reberek heye. Dema velate kebe. Dema millate kebe. Neteve kebe. Helbet reberi vi milleti jiheye. Peşenke vi milleti jiheye. Evji jibo Herama me jibo milleti me Rezdar Öcalan'ı, Reber Öcalan'ı Gelli Kürt Gelli Kürt Ev çel salın Le tekuşina ha Le reberi ha Le siyasete ha Hadi derdik eve Jibo ve çare nisane jibo me pirozı Jibo ve Gelli Kürt Ev dayikin piroz, ev jinin serpilind, ev civanin hurt, beri hadidin amara. Amara jibome maneviyatı, amara jibome ruhiyetek mezzini. Jibome gelle kurt, la amara da hebuna hadibini. Edi gotin me gelle kurt tefisand, edi gotin me gelle kurt kaland, işte jivi gundi, zaroki vi milleti. Ne hadi aşir, ne hadi bega, ne zaruken ağa, jinav gel, jinav ve hazaru nesuru çelü nahada, çari nisane da, reberi vi milleti hat edineye, emji, emji, ev le hadi derketine ve, le hadi derketine ve silav dikin, le riyame direşi, Tekoşina medreşi, rezdar Öcalan, temenavi hafte pence. Dem, demaviye. Em jibo azadiya rezdar Öcalan, jibo azadiya velatekha, jibo azadiya rojalata mavin, jibo demokrasiya vi velati dekhebetin. Kar demeşinin, kabataha demeşinin. Ev daikin burumet, Hasreta aşkiyek burumetin bedeli me zindanı zaroki hodanı jicani hocan danı jikezebe ha jikezebe ha kezeb danı bedahan be hazaran zarokin vi milleti can dayı be hazaran ana zindan edanı Le zindane jî îro greva birçbûne bidavî dibe le êdî ev tekoşîna zindana dikeve merhelek de. Le zindana êdî hebs û girtiyên me dibêjin em der nakevin hevdîtina. Dibêjin em bi rîya telefona bi rîya hevdîtina parêzerê xwe re hevdîtine nakin. Îro ev biryara dane. Dişte li me dikeve, li gelle me dikeve. Em bibin denge hepsi zindane.
Em dengê wan bilind bikin. Karime zedeye, barime grane, eme vi bari lehev parva bikin, eme bi vi şekli herin serkeftine, lehev seroke me jilive dereye. Ez nagazim zede direj bikim, eme seri da bibin denge rebereha, denge hepsi zindana, khabata khame bi meşinin, eme hayya azadiya rezdar öcalan, tekoşine kha siyasi, demokratik, revva bi meşinin, disa dubare, em dibeşin, ey rezdar öcalan, ey reber öcalan, bira rojbuna te piroz be, bira rojbuna te piroz be. Merhaba değerli anneler, merhaba değerli halkımız, mücadele arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii bu basın açıklaması yapılmasın diye devlet bütün olanaklarını seferber etmiş ama sanki yerel seçimlerde Kürt halkı bundan önceki süreçlerde olduğu gibi örgütlü ve direnen bir halkın önünde kimsenin duramayacağını gösterdi. Dolayısıyla emeğiniz var olsun, mücadeleniz var olsun. Hep birlikte bize karşı yürütülen bütün savaş politikalarına karşı birlikte cevap vermeye devam edelim. Mevcut iktidar bir kaybettirme politikası yürütüyor yıllardır. 100. yılını geride bıraktı bu ülke. Muhasebesini yapması gerekiyor. 100 yıldır Kürtlerle yürütülen savaşta bu ülkenin kadınları, bu ülkenin gençleri, bu ülkenin emekçileri, bu ülkenin güvenlik güçleri ne kazandı? Bunun muhasebesini yapmak zorunda. Yapmıyor. 2. yüzyılda da yeni dönemde de aynı savaş politikalarıyla devam edeceğim diyor. Geçit vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Açık ifade edelim. Ülke çok ciddi bir buhran içerisinde. İşçiler, emekçiler, emekliler geçinemiyor. Türkiye halkları yoksullukla terbiye edilmeye çalışılıyor. İnsanlar geleceksizlikle tehdit ediliyor. Ülkeyi en çok bölen bu iktidarın kendisi. İktidardan yana olan olmayan, etnik kimliğine göre, inancına göre, sınıfsal durumuna göre ülkeyi derin bir bölünmüşlüğe sürüklemiş. Bu ülkede demokrasi, hukuk, adalet ayaklar altında. Yargı ise direkt emir komuta altında. Bütün bunların olduğu bir yerde en son sözü kuracak olan, ülkeyi buraya sürükleyen AKP-MHP iktidardır. Ne oldu? 2 gün önce yerel seçimlerde Kürt halkı en güzel cevabı verdi. AKP iktidarının yetkileri diyor ki, dünyaya demokrasi dersi verdik. Yok öyle. Kürtler size ders verdi, Kürtler. Bu ülkede Kürdistan'da varlık gösteremeyen iktidarın kendisi sahte seçmenle, yargıya müdahaleyle, Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Kürt halkının kazanımlarını gasp etmek istedi. Van'da halkımız cevap verdi. Şırnak'ta da, Bitlis'te de, Hilvan'da da, Kars'ta da aynı cevabı hep birlikte vereceğiz. Bizim olanı alacağız değerli arkadaşlar. Tıpkı Van'da olduğu gibi. Yerel seçim bağlamındaki hukuksuzluklarla ilgili yürütmek istediğimiz bütün demokratik haklarımıza bu iktidarın kolluk güçleri saldırdı. Sahte başarıyla Şırnak Belediyesi verildi AKP'li adaya. Esas kazanan adayımız yere yatırıldı, işkence edilerek yerde sürüklendi, gözaltına alındı. Niye? Korkudan. Onlar da biliyorlar Kürdistan gerçekliğini, onlar da biliyorlar Kürt gerçekliğini. Bu ülkede Kürt sorunun çözümsüzlüğünde ısrar eden bütün iktidarlara birçoğumuzun yaşı da yeter, birçoğumuzun okuması yazması var, takip etmişizdir. Çözmeyen çözüldü gitti, bugün AKP aynı durumda. Sayın Abdullah Öcalan, Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan. Çözüm müzakere süreci başladığında çok uyarıda bulundu.
Kürt sorunu demokratik yöntemlerle çözülebilir dedi, iktidar kabul etmedi. Kanın gözyaşının olmadığı bir ülke mümkün dedi, iktidar kulağını kapattı. Ortak yaşam iradesini birlikte gerçekleştirebiliriz dedi. Bu ülke yoksulluğa mahkum değil dedi. Bu ülke dış siyasette bağımlı olmayabilir dedi. Kürt sorunu çözelim, Orta Doğu'da örnek bir demokratik ülke sergileyelim dedi. Kulaklarını kapattılar. Ne dediler? Biz çözüm sürecini derin dondurucuya kaldırdık dediler. Söyleyelim. Kürt halkı derin dondurucunun fişini çekti. Sıra o kapağı açmakta, o kapağı açmakta, çözüm sürecini hakkaniyetine ulaştırmakta. Ne savaş politikalarınızla, ne tecrit politikalarınızla, ne de çöktürme planınızla dize getiremediğiniz, getiremeyeceğiniz bir hak gerçekliği var, bir demokrasi mücadelesi var. Vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bugün Kürt halkının özgürlük tutkusunu, ülkenin demokratikleşebileceği inancını 25 yıldır tecrit koşullarına rağmen dipdiri tutan, sımsıkı tutan, bununla ilgili projesinden, inancından geri adım atmayan Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlu olsun, mutlu olsun. Halkımız 31 Mart yerel seçimlerinde iktidara da cevap verdi. Kürt sorununu görmezden gelen muhalefet partilerine de cevap verdi. Toplumsal kesimlere, demokratik kurumlara, herkese bir cevap verdi. 8 Mart'ta Jinjiyan Azadi ile 21 Mart Nevroz'unda alanları doldurduğumuz, tek söz olduğumuz özgürlük mesajıyla. Yerel seçimlerde de Kürdistan'da bizim olanı alarak bu cevabı verdik. Bütün bu kazanımların ve başarının arkasında elbette ki Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın paradigması, inancı, mücadelesi var. Bunun farkındayız. O yüzden İmralı cezaevi kapatılmalı. Sayın Abdullah Öcalan yeni çözüm süreci gerçekleşmesi için vazgeçmeyeceğiz. Çözüm sürecinde rolünü oynayabileceği özgürlük koşulları sağlanmalı. Cezaevinde açlık grevini bitirip boykota giren siyasi mahpusların talepleri kabul edilmeli ve adalet nöbetinde günlerdir nöbet tutan annelerimizin sesi duyulmalı. Bu sesi bütün dünya duydu. Avrupa'da, Afrika'da, dünyanın bütün ülkelerinde Sayın Öcalan'ın fikirleri tartışılıyor. Sayın Öcalan'ın paradigması tartışılıyor. Kapitalist modernite karşısındaki çözüm iradesi tartışılıyor. Rojava'da kadınlar, gençler, siyasetçiler ayakta. Türkiye'de de Kürt halkı, Türkiye'de de Kürt halkının dostları ayakta. Bu sorun çözümsüz değil. Bu sorunun çözümsüzlüğünde ısrar edenler en büyük cevabı aldılar. Özgürlük yürüyüşü var Kürtlerin. Hiç vazgeçmedikleri. Kendileriyle birlikte yol yürüyen, herkese özgürlük talep eden, herkese özgürlük vaat eden bir yürüyüşü var. Bugün yüzümüz Amara'ya dönük. Bugün yüzümüz Kürt kazanımlarına dönük. Bugün yüzümüz Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın özgürlüğüne dönük olacak. Evet değerli arkadaşlar, hepinizi en içten duygularımla, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kürt sorunun demokratik çözümü ve Kürt Halk Önderi Sayın Öcalan'ın özgürlüğü için mücadelemiz devam edecek. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu iktidarın sınır ötesi operasyonlarla karşımıza çıkacağı tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Savaş politikalarıyla üzerimize gelmesine, tecrit rejimiyle bu ülkeyi yönetmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Sayın Öcalan'la birlikte Kürt halkının doğum günü kutlu olsun. Mücadelemiz kutlu olsun, mübarek olsun, fıraz olsun. Biz de halkımız adına DPP eş genel başkanımız Sayın Çiğdem Kılıçgün Uçar'a sonsuz teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Rojbuname Pirozbe. Rojbuname Pirozbe.